Merhaba arkadaşlar, kanalım videoma hoş geldiniz. Bu videomda Sephora'nın yeni yılbaşı için çıkarmış olduğu takvimini tanıtacağım. YouTube'da araştırdım ve Türkiye'de daha önce kimse çekmemiş. O yüzden ben size çekmek ve paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi size açıp ve içinde neler var, neler yok onları göstereceğim. Neler var, neler yok size söyleyeceğim. Ve bunu böyle bir kenara koy. Ve bu Almanlar şöyle kutluyor. Aralığın 1'inden 24'üne kadar poşetler, kutular çıkıyor. Onların içine hediyeler çıkıyor. Her gün bir tane kutu ya da poşet açıyorsunuz. Yani öyle öyle takvim bitmiş oluyor. Zaten 24'ünden sonra da yılbaşı oluyor. Sonra da yılbaşı kutluyorlar. Şimdi size içini göstereceğim. Böyle öncelikle. Bence dış görünüşü bile çok güzel. Ben bunu açtıktan sonra kesinlikle kutusunu atmayacağım. Odamın bir yerine koymayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten aşırı güzel. Ve bayağı bir ağır. Ve içi gerçekten çok hoş. Ve iki katlı aynı zamanda. Çekmeceleri falan da var. Böyle aşırı beğendim. Şimdi o zaman birinci günümüzden başlayalım. Şöyle tutayım. Bakalım birinci günde ne çıkıyor. Böyle çok güzel kutular yapmışlar. Küçük küçük. Ve her gün bir tane normalde açıyorsunuz. Ama ben şimdi video çektiğim için hepsini açacağım. Ay çok tatlı. Böyle önce bir tane Fenty Beauty'nin aydınlatıcısı çıkıyor. Ve hepsi test, o yüzden böyle minik minik. Ama bence daha güzel yani. Şimdi size açıp ve elime sürüp göstereceğim. Gerçekten aşırı hoş. Böyle. Şimdi hemen elime sürmek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Simli. Aşırı hoş. Bakın. Çok güzel. Şimdi o zaman hemen sıradakine geçelim. Sıradaki ikinci kutumuz. İkinci kutu. Şimdi ikincisini açalım. Ve gerçekten çok hoş yapmışlar yani. Ben çok beğendim. Bu Sephora'nın çıkarmış olduğu tabi. Ay çok güzel. Lip gloss. Ama rengi çok güzel. Ve böyle minik oluşu benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunu çantaların içine de atarım. Şu elini süreceğim tekrar. Dokusu falan aşırı güzel. Şöyle biraz yedireyim. Aşırı güzel bir rengi var. Gerçekten çok beğendim. Şimdi hemen üçüncüsüne geçelim. Bu da üçüncü kutumuz. Hemen açıyorum. Çok merak ediyorum bu arada içinden ne çıkıyor. İçinden. Böyle bir tane yüz serumu mu? Serum galiba. Aynen. Ama çok güzel. Bunu kesinlikle kullanacağım yüzüme. Bu arada fiyatı 130 euro. Aşağıya linkini koyarım. Eğer siz de almak isterseniz alın. Ve şimdi dördüncü. Dördüncü bu arada kutuda değil. Burada böyle bir tane göstereyim ben size. Bölüm var burada bir tane. Çekmeceli. Böyle poşetlerin içine koymuşlar. Ve daha ikinci katı da var. Hemen dördüncüsünü de açıyorum. Bakalım içinden ne çıkıyor. İçinden bir tane saç yağı çıktı. Ve ay çok güzel. Saç yağlarına bayılıyorum. Çünkü saçı hem böyle canlı hem de böyle çok güçlü, sağlıklı gösteriyor. O yüzden saç yağları en sevdiğim şeylerden biri. Şimdi hemen bunu tekrar koyuyorum ve beşincisine geçiyorum. Beşinci numaraya geçiyoruz. Bakalım bu neymiş? İçinden bir tane rimel çıktı. Şöyle göstereyim size. Rimel sürmeyi seviyorum ama çok zor çıkıyor. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Şimdi altıncıya geçtim. Altıncının kutusu biraz büyük. O yüzden bakalım.
Bu neymiş? Fentiski'nin böyle bir tane yüz toniği ve bakalım nasıl bir şey. Kokuyor mu ki bu? Kokuyor mu acaba? Yok, kokmuyor. Ama bunu da kullanırım yani. Ve çok güzel şeyler çıkıyor. Hepsi böyle testi olduğu için benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben küçük şeyleri severim. Ve çok güzel böyle açıp duruyorsunuz ya. Çok hoşuma gitti. Ve size söylemiştim videomda kendime güzel bir takım alacağımı. Ooo, Good Girl'ın bir tane parfüm var. Böyle topuklu ayakkabı. Onun testi. Minnacık bir şey çıkacak şimdi kesin ama çok güzel. Aa, çok güzel bakın. Bayıldım. Masanın üstüne bu çok güzel gider aksesuar olarak. Çok güzel kokuyor. Şey olur ya, hani böyle parfüm dükkanının içine girersin, böyle bütün kokular karışık ve çok güzel bir koku olur da. Koku olur ya, aynı öyle kokuyor. Gerçekten bayıldım. Ve bu benim favori parfümlerimden biri. Çok seviyorum çünkü bu parfümü. Kokusu falan aşırı güzel. Şimdi o zaman 8'e geçiyoruz. 8'e geçtim. 8'in kutusu da büyük. Bakalım. Ay çok güzelmiş. Benefit'in kaş şeyi. Boyası mı? Kaş. Denedim bunu. Ama çok güzelmiş. Evet, kaş için. Şu küçücük de fırçası var. Çok tatlı. Ve böyle büyük bir kutudan küçücük bir şey çıkması komik. Şimdi 9'a geçiyorum. 9 burada. Şöyle. Hemen bunu da açıyorum. Merakla. Bu ne? Milk and Peel Maske. Maskeymiş bu. Böyle. Ve markası bunun nasıl okunuyor? Herbalia mı? Bilmiyorum. Ama böyle bir markası var. Maske yapmayı severim. O yüzden sevindim. Maske benim sevdiğim şeylerden biridir. Şimdi 10. 10. Bakalım 10'dan ne çıkacak? Dın dın. Ay çok güzel. Bir tane daha maske çıktı. Testa maske. Maske yapmayı çok seviyorum. Çünkü yüzü hem çok böyle rahatlatıyor hem de nemlendiriyor ve yumuşacık yapıyor. Sıra 11'de. Açalım. Aa, bu ne? Huda Beauty'nin. Bakalım neymiş? Nasıl açılıyor bu? Aa, kutusu falan çok güzel. Bayıldım. Huda Beauty'nin böyle ruju. Bakın rengi de çok güzel değil mi? Simli. Çok hoşuma gitti. Bunun elime değindim şu an. Böyle çok gözükmüyor elimde. Ama güzel. Çok beğendim bunu da. Seve seve kullanacağım hepsini. Sıra 12'de. Ve az kaldı. Bir tane daha kutu açacağım. Sonra ikinci kata geçiyoruz. Bu neymiş? Bu da maske. Yeşil çaylı. Ama markasını bilmiyorum yine. Siz okuyun artık. Ama yeşil çaylı maske açıkçası değişik. İlgimi çekti. Bakalım. Şimdi son kutu. Sonra ikinci kata geçeceğiz. Bakalım bu neymiş? Neymiş bu? Çözemedim. Açalım bir bakalım kutusundan anlamadım. Ay yüz sabunu. Ya minicik bakın. Aşırı güzel değil mi? Sabun kokuyor. Bu sabun nasıl kokarsa öyle kokuyor. Ama çok beğendim. Çok güzelmiş bu da. Evet. İlk katımız bitti. Şimdi ikinci katı açacağız. Böyle.
Görüyor musunuz şu an? Görmüş mü? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görmüşsünüz herhalde. Şimdi 13'ü açtık. 14. Aynen. 14'deyiz. Hemen açalım. Açalım, açalım, açalım. Bu neyim? Aaa, Sephora'nın lip gloss. Aynen, lip gloss. Hemen açacağım. Rengine falan bakmak istiyorum çünkü. Şöyle kırmızı bir tane lip gloss. Bunu özel günlerde falan kullanıp rengi çok güzel. Ama bunu aldık olarak da kullanabilirsiniz. Bazıları ruju falan aldık olarak da kullanıyor çünkü. Bakın çok güzel değil mi? Biliyorsunuz biz bazen böyle kuzenler falan buluştuğumuz için bunu kullanırım özel günlerde. Ben bunu kapatamam. Beceriksizliğim yine tuttu. Şimdi 15'e geçelim. 15, 15. Bir dakika. Şimdi 15'e geçtik. Aç aç bitmiyor. Ne bereketli bir şey. Bu ne? Daming Brown diye okunuyor. Herhalde öyle. Ama Too Faced'in. Bu ne? Ha, bu da şey. Şu kirpikler için rimel. Aynen, rimel. Çok beğendim. Bir sürü şeylerim oldu. Şimdi 16. Çıkmıyor bir de. 16 yaşım oldu. Bu ne? Make up. Bilmiyorum, çözemedim. Hemen yine açalım. Bu arada %100 veganmış. Havlu mu bu? Yüz havlusu. Bu şey, makyaj, bunu ıslatıyorsunuz, bütün makyajınız çıkıyor. Ve sonra tekrar yıkanıyor. Yani tekrardan yine kullanabiliyorsunuz. Ve çok güzel, çok tatlı bir şey. Çok beğendim. Bir de böyle yumuşacık. Çok rahatlatıcı. Gerçekten severek kullanacağım ve çamaşır makinesine de atabiliyorsunuz. İlla elde yıkamak zorunda değil. Ve hiçbir hayvana zarar verilmeden yapılmış. Doğaya da zarar verilmeden yapılmış. O yüzden gerçekten güzel bir şeymiş. Şimdi bunu atın. Burası bu arada daha oldu. Sıra 17'de. Olaplex saç için. Bu da saç maskesiymiş. Yıpranmış saçlar için. Bu bence iyi oldu. Çünkü hele yazın falan saçlar çok yıpranıyor. Bir havuz, bir deniz falan. O yüzden bayağı beğendim. Kışın da aslında saçlar yıpranıyor, kuruyor falan. O yüzden bu gerçekten iyi oldu bunun çıkması. Şimdi 18'i açıyoruz. Anastasia Beverly Hills'i ama çok güzel, bakın şöyle şey cam gibi, hani ne olduğu belli değil, gözükmüyor ve kaş jeli aşırı güzel, bayağı güzel, bayağı beğendim. Hem de Anastasia'nın bayağı iyi ve çok güzel. Ve tatillerde falan böyle küçük şeyler çok iyi olur. Testerlar falan. Mesela küçük bir makyaj çantası yapsanız çok iyi oluyor. Şimdi 19'da sıra. Hemen bunu da açıyorum heyecanla. Ay çok güzel. Bir dakika. Bu da el dezenfektanı. Bayağı iyi değil mi? Çok beğendim şişesi falan. Bir dakika, elime sıkayım. Oha, aşırı iyi kokuyor. Çok güzel. Ve dezenfektan kokuyor. Biraz da böyle şekerdi. Çok güzel. Bunu da çok beğendim. Ay, burayı biraz sonra toplayacağım.
Şimdi kaça açtım ben? 19. Şimdi 20'deyim. Böyle. Bu ağır bir şey yalnız. Bunun kutusu birazcık ağır. Yüz yıkama köpüğü herhalde. Aynen, sütten. Galiba yüz yıkama köpüğü. Çünkü üstünde çok da bir şey yazmıyor. Ama ben öyle düşündüm. Şimdi 21'de. Ay bitiyor. Bitmesin. Böyle. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlı. Böyle bir de ne çıkacağını bilmiyorsun. Bu gül. Face cream. Krem herhalde. Yüz kremi. Ve açalım bunu. Kokuyor mu? Ay, küçücük kapağı bile yapmıştım. Ay, çok iyi. Ay, bayağı iyi bu. Aa, nasıl canlandırdı. Vallahi çok beğendim. Bundan çok memnun kalırsam büyük boyunda kesinlikle alırım. Çünkü çok güzel. Benim niye bunun beceriksizliğim üstümde? Şimdi 22'deyiz. Açıyorum hemen bunu da. Kutu. Kutunun içinden bir tane daha kutu. Şimdi bunun içinden de kutu çıkıyormuş. Gülerim ha. Evet, dedim bir tane daha kutu diye. Natasha Denona'nın far paleti mi bu? Eğer far paleti ise çok güzel. Ay gerçekten palet. Ya çok güzel değil mi? Bir dakika, öbür elime çok sürmüş. Öbür elime süreceğim. Böyle. Şimdi çok güzel. Bundan da süreyim. Bundan da süreyim. Çok güzel bu arada, bir şey değil mi? Bakın. Aşırı beğendim. Tam böyle çantaya atmalık küçük bir şey böyle. Bayıldım. Valla ben bu kutuyu çok sevdim. Seneye Sephora'ya söyleyeyim de bir daha çıkart. Şimdi yine burada ikinci çekmecemiz de var. Onda da yine poşet. Bakalım onlardan ne çıkacak bu. 23'ü açıyorum. 23'te küçük bir şey var. Bakalım. Bu neymiş? Kutudan ne anlaşılmadı. Bu arada bronzu ve çok güzel, bakın. Şimdi hemen rengine de bakalım. Bayağı güzel. Bunu seve seve kullanacağım. Ay vallahi ben bu kutuyu çok beğendim. Sephora'yı yani buradan takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey çıkarmış. Ve fiyatına göre de bayağı iyi yani. Hep böyle kaliteli şeyler çıkıyor. O yüzden takdir ettim. Şimdi 24. 24'deyiz. Bu neymiş? Bu arada markası Charlotte Tilbury. Umarım doğru okumuşumdur. Bilmiyorum nasıl okunduğunu. Ama rengi çok güzel, bakın. Aşırı güzel bir rengi var. Ay çok beğendim. Seneye bir daha. Şimdi gerçekten çok beğendim. Aşırı güzel bir şey. Şimdi normal 24'te bitiyor. Yani burada bir 25 de var. O yüzden bunu da açalım. Yine. Aa, bu şey. Kolye. Ama bu kolyenin içini açıp parfümü sıkıyorsunuz ve bu kolye parfüm kokuyor. Ve bu parfümü sıkacaksınız. Tabii siz istediğiniz parfümü de sıkabilirsiniz. Ama içinden parfüm de çıktı. Ya gerçekten bayıldım. Çok güzel bir şey yalnız bu.
Ciddiyim, çok iyi düşünmüşler bu arada. Parfüm koklayalım. Şimdi koyduğu parfümler nasıl? Hemen bir elden geçirelim. Ay çok güzel. Fresh bir kokusu var. Çok güzel. Çok böyle fresh kokuyor. Çok beğendim. Bunu da kesinlikle kullanacağım. Şimdi aslında bitti ama bunlar buraya böyle bir tane kutu koymuşlar wow diye. Ve şimdi artık ne bilmiyorum. O yüzden açtım ve çok merak ettim. Ters mi? Ay bu çok güzel bir şey. Bu ne biliyor musunuz? Sephora'ya gidiyorsunuz, bunu götürüyorsunuz ve size bedava kaşınızı ve kirpiklerinizi yapıyor. Çok güzel bir tane hediye çeki. Ama ben bunu kullanamayacağım çünkü yanında Sephora yok. Ama Almanya'da var, Türkiye'de de var. O yüzden oralarda da kullanabilirim. O yüzden çok sevindim şu an. Ve kutum bitti. Üzüldüm. İçinden gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Çok memnun kaldım. İyi ki de almışım yani. Hiç pişman değilim. Seneye lütfen bir daha çıkartın. Ben çok beğendim çünkü. Ve Türkiye'de ilk çeken de benim. O yüzden çok mutluyum. Umarım izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer seneye de böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye.